Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 30 Eylül Cumartesi gününe niyet. Şöyle bir kahve fincanımı kapattım arkadaşlar, takipçilerime, abonelerime niyet ederek. Lütfen sizler de şöyle kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Yeni gelen arkadaşlar, emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Ve açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. 30 Eylül Cumartesi dedim ama bugün Eylül ayının son günü arkadaşlar. Ve bir ayı uğurluyoruz. Yarın yeni bir aya başlıyoruz. Buraların geçişlerin bir enerjisi vardır. Bunu her zaman anlatmışımdır. Siz şöyle niyetlerinizi bol bol tekrardan dillendirmeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız beraber şöyle bir fincanınıza bakalım neler var neler. Evet. Önceliğim şöyle sizlere göstermek. Ben de bir bakmak istiyorum. Bak çok keskin olaylar var. Yani nasıl desem, hayatınızın bir kısmı ve diğer kısmı. Hani diyoruz ya, kaderi değiştirecek olaylar silsilesi diyoruz hatta bazen. Senin kaderinde bir takım belki de değişiklikler olsun diye mi dua ediyorsun? Kaderini değiştirecek çok keskin olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. Yani hayatının bir dönüm noktası, hayatının bir dönüm olayını tam da bugünlerde yaşayabilirsin. Burada şüphe duyduklarınız var. Bak şüpheleriniz birden fazla. Şüphelerinizi çok da dillendirmiyorsunuz. Birileri sizin birilerinden şüphe ettiğinizi bilmesini istemiyorsunuz. Ama bu şüphe duyduğunuz konular böyle teker teker ya, hani bir gün birisi ortaya çıkacak, diğer gün birisi ortaya çıkacak. Hani böyle sanki saat gibi de bir saat birisi ortaya çıkacak, bir saat diğer şüphe duyduğun ortaya çıkacak gibi görünüyor. Sen burada kendini koru kolla, çok iyi olacak, haberin olsun. Biraz kendini koruyup kolla. Çok koşuşturmacaların var. Bak şöyle göstereyim. Bacağın biri orada, biri orada. Koşuşturmacalar var. Ama biraz daha sakinliğini korumanda fayda var. Acele giden arkadaşlar ecele gider. Her konuda da acele etmenize gerçekten hiç gerek yok. Bak geleceğe dönüyorsun. Gelecekle alakalı da düşüncelerin var. Ama artık hani düşünceler düşünceden çıkmalı. Ve o düşünceleriniz, fikirlerinizi artık gerçekleştirme zamanına doğru gittiğinizi gösteriyor. Tam da bugünlerde bir gerçekleşme olacağını, o yüzden de fikirlerinizi artık icraata geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. Şurada bir kumru kendine yuva yapmaya çalışıyor. Evlilik arifesi mi? Düğün, nişan, söz, nikah gibi durumlar da olabilir. Aynı zamanda yeni tanışma da olabilir. Ya da en geriye gidersek arkadaşlar yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. Çok güzel işleriniz olacak. Çok uyumlu bir çift olacaksınız. Evlenecek arkadaşlar tam da kendilerine göre birinin bulduklarını da gösterir aynı zamanda bu. Evlenmek isteyen arkadaşlar da evlenip bir çatı altına gireceklerinizi de gösterir. Evli olan arkadaşlar çoğalabilirsiniz. Niyetiniz varsa zaten hemen böyle çoğalma durumları olabilir. Bak iletişime geçmek istediğin ama iletişime geçmek istediğin kişiye karşı bir zorlanma. Yani o kişiyle iletişime geçmekte zorlandığını gösteriyor. Ama artık burada hani bir telefon, bir haber, yani sen iletişime geçerken zor. Ama onun sana karşı iletişime geçmesi daha kolay. Şimdiye kadar hep sen uğraşıyordun. Ama artık karşındaki insan seninle iletişime geçmek için uğraşacak. Bunu da söylemiş olalım.
Bak. Nasıl desem, kendinizi övüyorsunuz resmen burada. Şöyle bir övgüden bahsediyorum. Hani ben bir numarayım, ben değerliyim, ben kıymetliyim der gibisiniz. Hani burada biraz da akıllanma var açıkçası. Şöyle bir akıllanmadan bahsediyorum. Hani bir müddettir acıyı yaşamış, yaşamış. Sonrasında hani böyle kafa bir yere vurur da duvara vurur da hani akıllanırsın ya. Şimdi de kendi değerini, kıymetini sadece kendinin bilmen gerektiğini anlamış, öğrenmiş görünüyorsun. Bu biraz acı tecrübelerle dolu bir öğrenme şekli olsa da şu anda kıymetli olduğunuzu, değerli olduğunuzu bilmeniz sizlere çok şey katar. Bir de şunu söyleyeceğim. Duygularla alakalı yükselmeler var. Duygularla alakalı canlanmalar var ve bu canlanmalar çok güzel canlanmalar. Belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız ve karşınızdaki insan size çok değer verdiği için böyle duygusal olarak bir canlanma yaşayabilirsiniz sevgi konusunda. Çok seviyordur, çok değer verip çok kıymet veriyordur karşı taraf size. Hani böyle tabii ki de yine de temkinli olun ama sizin duygularınız sevmek, sevilmek gibi duygularınız şahlanacak demektir özellikle bu ara. Bak, birisiyle ciddi olarak bir fikir ayrılığı ve bu yüzden tartışma. Ben şunu söyleyeceğim. Fikir ayrılığından ziyade tartışırsın ama rakip olarak seni gören birisiyle tartışma yaşama. Hiç öyle sulara da girme. Niye biliyor musun? O senin ne kadar ona bir şeyler anlatmaya çalışsan da o sana rakip olmaktan vazgeçmeyecek. Fikir ayrılığı yaşadığın insana gider durumunu anlatırsın. Ya da işte şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum gibi şeyler söyleyebilirsin. Ama rakibine bunu anlatmakta, anlatsan dahi anlamasında sıkıntı olur. O yüzden çatışma yaşadığın insandan biraz uzak durmanda fayda var. Bir de şunu söyleyeceğim. Uyumlanma problemi yaşayabilirsin. Uyumlanmada birisiyle işte nasıl desem anlaşmada bugünlerde biraz sıkıntı var gibi görünüyor. Ne kadar sıkıntı olursa olsun belki de seni sindirmeye çalışıyorlardır. Siz fikrinizi, düşüncenizi çekinmeden dile getirin, söyleyin. Bırakın siz söyledikten sonra kim ne düşünürse düşünsün arkadaşlar. Siz kendi aklınız, kendi fikriniz ve siz ayrı bir bireysiniz. Tabii ki burada şunu da söyleyeyim. Karşınızdaki de bir birey, onun da kendine ait düşünceleri, fikirleri var. Onun da düşüncesine, fikrine saygı duyun. Ama kendi fikrinizi de çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan açık bir dille ifade etmeyi de ihmal etmeyin. Şurada bir maddiyat var ama maddi ve manevi demek istiyorum ya. Para geldiğinde rahatlarım hissiyatı oluşmuş sende. Bir para beklentisi içinde olabilirsin ya da beklemediğin bir yerden de gelebilir bu para ama şöyle bir durum var. Bu para geldiğinde ben rahatlayacağım. Ve paranın gelmesiyle beraber rahatlama yaşayacağını da gösteriyor. Bak, sevdiğin bir insanla şöyle bir uzaklaşma durumu. Bu biraz da şey ama ya. Sevdiğiniz bir insan ayrılık değil de bu bir veda gibi uzaklaşma. Hani hoşça kal gibi görünüyor. Niye? Şöyle açıklasam daha uygun olur. Sevdiğiniz bir insan çalışmak için uzaklara gidebilir. Atama olmuştur, bir yerlere gider, gurbete gider, çalışmaya gider, eğitim için gider. Anlatabiliyor muyum? Sevdiğin bir insandan bir müddet uzaklaşma durumu var. Ama sevdiğini biliyor. O da seni seviyor. Arkadaş da olabilir. Bu illa sevgiliye de yormak istemiyorum ama uzaklaşacaksınız. Bir müddet birbirinizden uzak kalacağınızı da gösteriyor. Bakın arkadaşlar, şöyle bir durumunuz var. Bakalım bunu anlatabilecek miyim? Camın dibinde bekliyorsun. Hani böyle bir yerden dışarıdan birisini bekliyorsun diyelim camın dibinde. Cam açık ama perdeyi de açman lazım. Şöyle söyleyeyim sana. Evet, evin perdelerini yani ev gibi göründüğü için söylüyorum. Evde birini bekliyormuşsunuz gibi düşünün.
ve beklediğiniz kişinin size güzel haberler getirdiğini düşünün. O haberleri de, güzel haberleri de nasıl diyeyim, camı ve pencereyi açarak görmeniz gerektiğinden bahsediyor. Burada şöyle bir durum var. Bir kalp gözü açıklığı olabilir. Nasıl diyeyim? Gözünüzde perde vardır. Bu perdenin kalkması gibi bir takım durumlar olabilir. Evinin içindeki perdeleri kapatman demek, gözüne perde inmesi açman demek de, perdeleri açman demek de gözündeki perdeleri açacağını, gözündeki perdelerin kalkacağını gösterir arkadaşlar. Burada gözündeki perdeler kalktıktan sonra zaten bu haberle beraber kalkacaktır. Şöyle bir rahat nefes alacağını da söyleyebilirim. Bak şurada şöyle bir şey görmüştüm. Hemen bir göstereceğim. Evet, az önce gördüğümde söylemedim. Bak, dik durmaya çalışıyorsun. Hani şey deriz ya, Elif gibi ayakta durmak, dik durmak, özgür olmak istiyorum deriz ya. Tam da böyle bir durumun içindesin. Ayakta duruyorsun, zorluklara karşı mücadele ediyorsun. Gerçekten Elif gibi ayakta dimdik duracağın bir zaman diliminden de geçeceksin. Ve bu seni çok memnun edecek. Bir müddettir belki de tek niyetin tek başına kendi ayakları üstüne basabilen bir karakter olmak, böyle bir hayat yaşamak ve bunu da yapacağın bir günün içerisindesin. Bilginiz olsun. Ben şöyle hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Hemen sizlere bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptığımda bak şimdi hemen bir gözyaşı durumunuz olacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir durumunuz var. Bak bir müddettir hep bir üzüntü hali, karamsarlık hali içinde kalmışsınız maalesef. Ama hayatı çok ciddiye alıyorsunuz. Her şeyi kafaya takıyorsunuz ve kendi probleminiz haline getiriyorsunuz. Hani nasıl desem ya, uygun olur mu bilmiyorum ama hayatla biraz dalga geçmeyi, hayatı biraz basite almayı, 3 günlük dünya demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bu kadar karamsarlığı, bu kadar üzüntüyü sürekli olarak yaşarsanız sizin gözyaşınız bitmez arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi kendi adınızın yazdığı şurada bir isim var ve şurada da bizzat bir imza olayınız var. Kendi adınızın yazdığı, yazılı olduğu bir sayfaya, bir kağıda bir imza atabilirsin. Ve burada atacağın imza senin için ciddi olarak önemli olduğunu da gösteriyor. Lakin şurada daldan dala bir takım geçişler var. Özellikle iş konusunda diyorum ben. Daldan dala geçmeyin arkadaşlar. Yok şu işte yapamadım. Yok bu işte yapamadım. İşte bir gün burada çalıştım. Diğer gün burada çalıştım. Bu şekilde iş tutturamazsınız. Çok da iş seçmemeniz gereken bir zamandasınız. O yüzden daldan dala geçermiş gibi görünüyorsunuz. Geçmeyin. Tam tersine tek bir iş yerinde, tek bir alanda eğer kendinizi geliştirmeyi hedeflerseniz orada bir başarınız var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir de özellikle kendi iş yeri olan ya da işte bir müdür gibi konumda olan arkadaşlara söylemek istiyorum ben bunu. Bir iş yapmadan önce hani birilerinin dediğini mi yapıyorum, kendi istediğimi mi yapıyorum demeye lütfen özen gösterin. Sorgulayın biraz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani ilk önce siz ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Birilerinin ağzına bakarak karar vermemeniz gerekiyor. Kendi işiniz dahi olsa birinin yanında yönetici olarak da çalışıyor olsanız vereceğiniz kararlar, çünkü oradaki yönetici sizsiniz, yani anlatabiliyor muyum?
O yüzden bir nazıyla hareket edecekseniz siz değil onun yönetici olması gerekiyor. Çünkü onun fikrini yapmış olacaksınız. Bir iş yapmadan önce çok sağlam düşünmeniz gerekiyor ve ne yapacağını bilen, ne istediğini bilen bir şekilde yapmanızda fayda var. Bak arkadaşlar, bu topraklar güçlenmedir. Daha topraklarının genişlemesi, daha çok güçlenmelerin olacağını gösterir. Maddi olarak olabilir. Ödül alabilirsiniz. Bak takdir edilebilirsiniz. Bir takım sertifikalar alınabilir. Maddi olarak da kendinize 1'e 5 olarak şöyle bir açıkçası çoğaltabilirsiniz. Yani toprağı para olarak düşünün. Toprak genişledikçe paranızın daha da büyüyeceğini gösteriyor burası. Bir de eğer yarım kalmış bir eğitim tarzında bir durumunuz varsa bu eğitiminizi tamamlama imkanını bulacaksınız. Özellikle de bugünlerde, bu dönemlerde diyelim biz buna. Bak, geçmişte bir şeyler yaşanmış ve hatta bu konuda yanlış yaptım. Ya keşke geçmişimde şu yanlışı da yapmasaydım dediğim bir şey var ve şu anda o yanlışını düzeltmek için de uğraşacaksın demektir. Görüyor musun? Yanlışlıkları, terslikleri, işte hataları bir düzeltme yoluna gireceğini de gösteriyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şöyle 30 Eylül Cumartesi günü niyetine dedik. Hemen fincanımızı, tabağımızı kenara alalım ve sizlere bir de tarot açmak istiyorum. Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle dillendirmeyi, tutmayı ihmal etmeyin. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Evet, hissi tercüman. Bir bakalım, hislerimize tercüman ol bakalım. Sıkıntılı bir sürecin sonuna geldiğinizi, bir sıkıntıdan kaynaklı eğer karamsarlık, hastalık, rahatsızlık yaşıyorsanız iyileşme yaşayacağınızı gösteriyor. Bir de kaos ortamlarından, karmaşalardan, sıkıntılı ortamlardan uzak durmaya çalışın. Evet, gerçek aşkı bulma. Zaten çok güzel bir zaman dilimi diyorum bunun için. Gerçek aşkı bulma, yüreğini ortaya koyarak sevme, sevmek ve sevilmek gibi bazı güzel duyguları tekrardan canlanması ve ilişkiyi gerçekten hani birisiyle yaşamak istediğin ilişkiyi, hani aman yaşayayım işte ne olacak değil de hani sevgilim olsun o diye sevgili yapmak değil de gerçekten sevdiğin için biriyle beraber olma durumun olacak. Karmaşalardan kaçıyorsun. Çok doğru şey yapıyorsun. Bazen karmaşadan kaçmak kurtarıcı oluyor. Ve bazen de karmaşaya karşı mücadele etmen gerekebiliyor. Ne kadar kaçarsan kaç bazen mücadele etmen gerekiyor. Direneceğin bir mücadelen var. Ve sabrımız da geldi arkadaşlar. Acele etmeyin. Sakin ve sabırlı olmayı özellikle dikkat edin. Sabır konusunda sınanacaksınız. Sabır konusunda deneyimlemeniz gereken bazı durumlar var. Hani böyle derler ya, sabır istemeyin, sabır dilemeyin. Sabır dilemek imtihanı çekermiş arkadaşlar. Bunu ben de sizlere söyleyeyim. Hani kendi içinizde sabretmeniz gerektiğini bilin. Aceleci olmamanız gerektiğini bilin ama hani sabır konusunda eğer tahammül edemeyeceğiniz bir şey varsa tabii ki de sabır dileyin. Ama hiçbir şeyiniz yokken sabır dilerseniz açıkçası bir imtihanı kendi hayatınıza çekermişsiniz ve burada imtihanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Evet. İçinden geçenleri sakladığın birisi vardı. Buna açık açık istediklerini söyleyebileceksin. İçinden geçenleri kolaylıkla dile getirebileceğini gösteriyor. Bir de burada kendi artık mektup mu desem, zarf mı desem bir haber gelecek ve bu haberle sevinme durumun var. Geçmişten gününe kadar getirdiğin geçmişin izlerini halen daha taşıyorsun.
ve geçmişte yaptıkların gününü çok etkiliyor. Bunlara özellikle dikkat et. Çok masum, çok iyi niyetli bir karakter olduğunu gösteriyor. İşte ben bazen diyorum ya, iyiye iyi, kötüye kötü davranın, ama şu anda bu açılımda şöyle bir durum çıkıyor. İyiye de iyi davranıyorsun, sana kötülük yapana da iyi davranıyorsun demek oluyor. İç sesine kulak ver. İç sesine kulak ver ve bazen yavaşla. Hayat hızlı yaşamaya gelmiyor. Kendi içinde kendini arayıp bulman gereken bir zamandasın. Bu ne demek? Bunu da söyleyeyim. Bazen soruyorlar. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun? Dönem dönem bunlar değişir arkadaşlar. O yüzden şöyle neyi sevip neyi sevmediğinizi bulun ve sevdiğiniz işler yapın bu ara. Karanlıktan aydınlığa çıkacağınız bir gün. Hastalıkların şifalanması, hastalıklardan iyileşmeye geçilen bir gün olduğunu da gösteriyor. Hatta bereketi de sizlere getirir arkadaşlar. Evet, hayatınızın direksiyonunu lütfen ele alın. Birilerinin sizi yönlendirmelerine kesinlikle müsaade etmeyin. Tam tersine siz birilerini yönlendirebilirsiniz. Ama birilerinin sizi yönlendirmesine kesin ve kesin olarak izin vermeyin arkadaşlar. Bir kere izin verirseniz devamının olacağının garantisini ben şimdiden verebilirim. Hayatınızın kontrolünü ele alın ama birilerine vermeyin. Zaten birinin de kontrolünü ele almayın. Niye biliyor musunuz? Gerçekten hayatın içinde yorgun düşersiniz. O yüzden sadece kendi sorumluluğunuzu almanızda fayda var. Evet, 30 Eylül Cumartesi gününe niyet dedik arkadaşlar. Şöyle kahve ve tarot açılımı yaptık. Pozitifi alın, negatifi bırakın gitsin lütfen. Yeni gelen arkadaşlar, emeğe saygı için beğeni yaparsanız, takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.